İngilizler bu işgal planı sürdürebilmek adına Yunanlara askeri ve lojistik desteği sağlamaya devam ediyorlar bir yandan. Diğer yandan müttefiklerle görüşüyorlar. Ama Yunanlıların Anadolu'ya girmesine İtalyanlar ve Fransızlar razı olmadıkları için onlar bu tekrardan bir destek arayışına soğuk karşılık veriyorlar. İngiltere bu sefer Balkan devletlerine gidiyor. Balkan devletleri 1. Dünya Savaşı'ndan çıkmış, Balkan Savaşları'ndan çıkmış, hayli yıpranmış. Bundan dolayı Balkan devletleri de desteği vermeyince İngiltere Türkiye ile bir mütabakata varıp görüşmek istediğini belirtiyor. O an cephede olan Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya haber gittiğinde Atatürk Anadolu için herhangi bir pazarlığın asla söz konusu olmayacağını, Anadolu'nun zaten Türk yurdu olup kurtarılmış toprak kabul edildiğini, pazarlık olsa olsa ancak ve ancak Trakya üzerinden yapılacağını belirtiyor net bir şekilde. Yapılan girişimler sonucunda 6 Ekim'de, 3 Ekim'de burada Mudanya'da bir ateşkes anlaşması görüşmesi yapılıyor burada. Burada yapılan görüşmede Boğazların silahsızlandırılması, müttefiklerin desteğini vermesi, müttefik orduların Yunanistan ordusu ile Türk ordusu arasında tampon oluşturması, Türk kuvvetlerinin silah bırakması gibi talepler net ve şiddetli bir dille reddedilerek Atatürk tarafından tüm ordulara 6 Ekim'de ileri talimatı veriliyor. İngiltere'nin çaresizliği, Fransız delegelerin araya girmesiyle 9 Ekim'de tekrardan masaya oturuluyor. Dikkatinizi cep ederim. Anadolu'da savaş Yunanistan'la ama Yunanistan'ın delegesi dahi buraya kabul edilmiyor. Şu uzakta demirlemiş bir geminin içerisindeler. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın talimatını verdiği esas en önemli konu Boğazların kayıtsız şartsız Türk devletinin eline verilmesi ve Yunan ordularının Meriç'in batı yakasına taşınması. Bu esaslar tam eksiksiz ve virgülsüz bir şekilde net olarak kabul edilmesiyle birlikte Kurtuluş Savaşımızın silahlı mücadele dönemi net bir zaferle işte görmüş olduğunuz bu mütareki binasında imzalanıyor. Hatta görüşmelerin şiddetli geçtiği bir ortamda İsmet Paşa'nın ortadaki masaya sert bir şekilde vurup mermeri çatlattığı o çatlamış mermer de burada sergilenir.